Fresh olman lazım. Acele etmem gerekiyor. Saatin değil. Eyvallah. Market alışverişim uzun sürdü. Bir türlü çıkamadım. Bu gidişte bir saatin erken. Eyvallah. Arabamı nereye park edeceğim bulamıyorum. Yarım saatte geri yarım. Çok kötüydü. Oğlan servis kötü. Saat 6'da parlamam gereken daha çok. Doktor randevusuna geç. Her kanalda kaza haberi var. Ne çabuk geldi. Bu trafikte sokağa çıkmak kim çağır. Eskiden sahip olduğumuz, para ile elde edilemeyecek değerlerimiz vardı. Belki de bunları yeniden hatırlamalıyız. Günler uzuyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Çocukluğumdan beri günlerin uzaması beni çok heyecanlandırmıştır. Çünkü daha çok oyun oynadığımı, daha çok koşturduğumu hatırlıyorum. Şimdi de güneş daha erken doğup daha geç batıyor. Artık çalışma zamanım, çalışma süresi de uzun. Bundan sonra daha çok eve zaman harcayacağım. Evle ilgili çalışmayı planlıyorum. Şimdi üst taraftaki iskeleti oluşturup, yatma yerimi yapacağım iskeleti oluşturup üzerine sergiler için ağaç çıkarmam lazım. 1,5 metre karın altındalar. Kürekle biraz o işe koyulacağım. Ondan sonra da evin üst katına başlayacağım. Yabanıl doğada tüm güzelliklerle beraber acımasız sert koşullar bir aradadır. Kışa inat ben temizliyorum, bir yandan da örtüyor üstümü. Bu tomrukları kışın altından çıkarmak, ev yaparken yerleştirmekten çok daha zor iş. Bunları yaşıyorken atalarımızı daha çok takdir ediyorum. Yerde duran devrik ağaçları kamalarla ayırarak düz keresteye dönüştürürken ağacı daha çok seviyorum. Yerde küçük bir tohumdan dünyanın düzenini koruyacak koca bir ağaca dönüştüğünü hayal ediyorum. Ve bu görevini tamamladıktan sonra da üzerinde huzurlu uyuyacağım bir sergiye dönüştüğünü biliyor olmak ona karşı olan sevgimi kabartıyor. Doğa ve doğalla yaşamın insana ne verdiğini ancak bunu yaşıyorken hissedebilirsiniz. Oldukça yorucu gerçekten. Bunu kar altından çıkarmak bile bayağı zaman aldı. Şimdi bunu işleyeceğim. Evin üst taraftaki yatma yerine en ön tarafa doğru bu kalın olanı yerleştireceğim. Daha sonra 70'er santim arayla 4 tane daha ön tarafa doğru yerleştirmiş olacağım bunlardan. Bunu tek parça olarak kullanacağım. Şimdi ölçümünü yapıp yukarıdaki ölçüye göre kesip oraya götüreceğim. Ha ha ha!
Gölge! Şimdi işi gücü bırakıp hadi biraz da benle oyna demeye çalışan gölgeyle oynamak istiyor canım. Atalarımız, hayvan dostlarımızın, insanların hayaline ilk olarak büyülü ve bazen de kahince görevleri olan haberciler ve vaatler olarak girdiğini düşünmüşler. Hayvanlar paralel yaşamlarıyla insana her türlü insani ilişkinin sunduğundan farklı bir refakat sunar. Farklıdır çünkü insanın bir tür olarak yalnızlığına sunulmuş bir refakattir. Hayvanların yaşamlarımızdan yavaş yavaş kaybolmuş olduğu bu yeni yalnızlıkta insan biçimcilik bize fazlaca huzursuzluk veriyor. İnsan bedeni doğa ile uyumlu olarak yaratılmıştır. Kaslarımız, sinir sistemimiz, kemiklerimizin dizilişleri ve duyularımız bir bütün olarak çalışır. Aynı işten bir kez canı yanan insan, bir sonraki seferde o işi yapıyorken canının yanmayacağı bir yol, yöntem bulmaya çalışır. Ben de şimdi bedenimin biyomekanik açılarına uygun yöntemler geliştirip elimdeki işi kolaylaştırmaya çalışıyorum. Yöntem buldukça işlerim kolaylıyor ve daha mutlu oluyorum. Bu koyduğum tomruk üst katın son çizgisi, son hattı olacak. Bundan sonra 1, 2, 3 tane daha koyacağım bunun gibi. Onun da üzerine sergiler yapacağım. Burası üstte uyuma alanı olacak. Ön tarafa bakan yine yukarıda bir küçük pencere yapmayı planlıyorum. Aşağı taraf ise hayat dediğim yani asıl yaşam alanı olan yer olacak. Şöminenin olduğu, ocağın olduğu ve pencereye bakan yerde artık içerinin durumuna göre bir düzenek kuracağım. Gerçekten hiç de kolay değil. Hem riskli, bir takım riskler var, hem de bedensel olarak oldukça ağır iş. Fakat her zaman söylediğim gibi hiç hayıflanmıyorum. Müthiş zevk alıyorum şu işten. Devam. Uzun bir yola çıkıyorum şimdi. Dağlık yerlerden geçerek arada ekibimle irtibat kurup bazı noktalarda buluşacağım. Rüzgar ve gölge ile ben dönene kadar Muhsin ilgilenecek.
Hatta gölgenin sol gözündeki uzun süredir geçmeyen kızarıklığı da veteriner Favre'a gösterecek. Rotam Seven güzergahı. Canım bu güzel bahar gününde oralarda olmak istedi. Aynı zamanda uzun zamandır ziyaret etmek istediğim özel birisini de görmek istiyorum. İnsanı ziyaret etmek, gönül almak güzel bir iştir. Her ikiniz de mutlu olursunuz bundan. Yanımda pançom, uyku tulumum, biraz yiyeceğim ve bıçağım var. Bakalım nasıl bir serüven yaşayacağım. Planlanmamış doğaçlama yaptığım işlerden müthiş zevk alıyorum. Bu karşılaştığım zorluklarla mücadele gücümü ve yaşamdaki özgüvenimi geliştiriyor. İşte yine öyle bir yolculuk daha başlayacak. Çok sudum, buradan su içmem lazım. Çok güzel gözüküyor, beni çekiyor bu su. Doğada yorulduktan sonra en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi de böyle doya doya, kana kana su içebilmek. Ben çocukluğumdayken her mahallenin bir köşesinde mutlaka bir hayrat, su, çeşme vardı. Ve sürekli akardı. Musluk değil, sürekli akan bir su. Bizler aslında geçmişte akarsudan hep temizlendik, su ihtiyaçlarımızı giderdik. Şimdi durgun sular içiyoruz. Bu su beni çekti. Acayip ıslamıştım, çok hoşuma gitti şimdi. Çocukken eğilirken hep böyle dudaklarımız çatlardı eğilerek su içtiğimizde. Sonra da öğrendim ki vücudun büyük basıncıyla dudakların o ince kılcal damarların yaklaştığı deri çatlıyor ve oradaki suyun da serinliğiyle çatlama büyüyor. O yüzden dudak çatlaması olurmuş. Ben de şimdi artık bundan sonra onu öğrendikten sonra avucuma doldurup kurun yaparak içiyorum daha doğrusu. Görüntüye bakar mısınız? Hemen 50 metre önümden muhteşem bir göl başlıyor. Seven Gölü. Yazları fırsat buldukça gelirim buraya. Kano ile burada gezmeye bayılıyorum. Hele ki balık yakalamaya. İleride çok güzel bir kamp yerim var ama şimdi oraya gidemeyeceğim. Kar çok fazla. Bahar geliyor. Artık o buzdağı eldikten sonra burada kuşların cıvıl cıvıl sesleri. Ağaçlarda su yürüdükten sonra o yuva yaptıkları yerlerden çıkan yavrularının sesleri. İnanılmaz. Baharı burada hissetmeniz lazım. Muhteşem bir yer. Seven'e çok fazla yolum kalmadı. Bu geceyi burada bir yerde geçireceğim. Kendimi iyi hissedebileceğim de bir yer aynı zamanda. Ertesi gün sabah erkenden kalkıp tekrar aşağı doğru ineceğim. Burası güzel, barınak yapmak için uygun bir yer. Manzaram da güzel. Sabah güneş buradan doğacak, böyle devam edecek. Harika. Yakında su da var. Buraya bir barınak yapayım hemen. Seven Gölü, çam ormanlarının arasında muhteşem habitatı olan bir göl. Aslında çok eski halini taşlı yayla olarak hatırlıyorum. Birkaç dere kolunun birleştiği bir su yatağı oldu şimdi. Kızıl şahin, kara kartal gibi birçok yırtıcı kuş türünün, göçmen turnaların, angutların, ördek ve kazların geçiş rotasındaki muazzam bir yer. Barınağım için işime yarayacak kuru ve sağlam dalları kullanıyorum. Ağacın gövdesinden kestiğim her dalı mutlaka gövdeye yakın olan yerinden keserim. Bu ağacın bakterilerden korunmasını ve kolay yer içine salıp örtülmesini sağlar.
Barınak, konum, izolasyon ve ölçü gibi temel prensiplere bağlı kalarak tamamıyla kendi beceri ve yaratıcılığınızla yaptığınız doğadaki evinizdir. Biraz da yaptığınız iş yüreğinize dokunmalı. Çünkü coşkulu anlar yaşarsınız. O yeri yaşam boyu güzel bir düş gibi hatırlarsınız. Bu ördüğüm ahşap duvar, gece önünde ateş yaktığında ısıyı bana yansıtarak daha az üşümemi sağlayacak. Barınak hazır. Şu an 7-8 derece sıcaklık var dışarıda ama gece kesin -10 civarında olacak. Ama üşümemek için bütün prensipleri... Üşümemenin prensiplerini bir araya getirdim şu anda burada. Mesela ayağımla kesinlikle kara temas etmiyorum. Yani ısı yayılımını engellemiş oluyorum. Soğuk zeminden temasımı keserek. Yaptığım platform, uyuyacağım yerin altındaki platform, daha doğrusu şu kısımda. Altta hava sirkülasyonu var. Onun üzerinde çok iyi izolasyon görevi görecek olan her zaman yaptığım, uyguladığım çam ormanları içerisindeki çam iğneleri var. Uykutulumu da serdikten sonra şuraya kafamız küçük bir yastık yaparım. Ve karşı tarafta reflektör yaptım. Şunun ismi reflektör. Yani ısıyı bana doğru gönderecek. Yansıtacak. Ateşimin de oluşabilmesi için temel prensip neydi? Her zaman konuştuğumuz ısı, oksijen ve yanıcı malzeme. Isının oluşabilmesi için zemindeki nemden uzak tuttum. Çünkü kuru odunları yerleştirdim buraya. Yanabilecek çok kolay. Kav malzemeleri de burada. Bu likenler çok kuru. Yerden değil, hep ağacın üzerindeki kuru dallardan topladım. Yerdekiler hep nemlidir, suyu almıştır ama ağaçtakiler hep kurudur. Çünkü hava, rüzgar onu kurutur. Şurada bir sürü hazırladım. Yanımda getirdiğim yiyecek azaldı. Ama burada çok keyifli bir şey yapılabilir, yazın denediğim. Gölden balık yakalamayı düşünüyordum ama artık olmaz. İleri tarafta bir 2-3 km ileride bir dere var. Oraya gidip balık yakalamaya çalışacağım. Yanımda olta, iğne ve misine yok ama üzerindeki malzemelerle yapacağım onu da. Doğada bir canlının hayatını sürdürebilmesi için o kadar çok şey var ki ve o kadar güzel işaret var. Ancak bunları görebilmek için doğada yaşıyor olmak gerekir. Benim gözümle baktığımda şurada derli toplu halde balık yakalayabileceğim birçok unsur var. Şimdi karşıya geçeceğim, orada balık yakalamaya çalışacağım. Benim gözümden öyle. Ama bir balığın gözünden baktığım zaman yine şanslı bir nokta, balığı yakalayabileceğim yer orası. Düşünsenize, kar kurtlanır derler. O toz bulutlarıyla uçuşup gelen larvalar karın üzerinde mesken tutarlar ve gerekli evreyi geçirdikten sonra o kar erir, karın içerisine iner, derenin içerisine kurt. O kurtçuğu da çok lezzetli bir yem olarak gören balık afiyetle yer. Orası çok güzel bir nokta. İşte bundan bahsediyordum. Bunu önce
dalından yemeği göstermiştik. Daha sonra bundan marmelat yapmayı göstermiştik. Şimdi de balık yakalamak için iğne yapacağım. Uygun bir diken formu bakıyorum, şu güzel. Gül dikeninin veya kuşburnu dikeninin şu iç kısımlarında insana zarar verecek bir takım organizmaların mesken tuttuğunu iyi biliyorum. O yüzden bununla oynarken biraz daha dikkatli olmak lazım. Şimdi iğnenin büyüklüğünü dalın üzerindeki kalınlığa göre ayarlayabilirsiniz. Bana şu büyüklükte iki tane iğne yetecektir. İkili iğne yapacağım. Alttakileri iptal edeceğim, şuraları. Üstteki gömleği yırtmamak lazım. Yoksa diken onunla beraber kopup gidiyor. Şimdi onu sağlamlaştıracak bir yöntem daha biliyorum. Paraşüt ipindeki en küçük ip parçalarını birbirine ekleyerek yetecek kadar uzunlukta bir olta yapacağım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite hastalığının en iyi ilacı bence kesinlikle yabanıl doğada bir derede balık tutmaya çalışmaktır. Şehirde kendisini bir işe vermekte zorlanan bir çocuğun böyle bir ortamda saatlerce bir balığı bekliyor olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Burada balık olma ihtimali çok yüksek. Çünkü burada güzel bir gölet oluşmuş. Tam da balığın döllenme zamanı. Burada mutlaka balık bulacağım. Çeltik Deresi'ndeki balıklar suyun mineralinden dolayı çok lezzetli. Bana bir tane balık yetecek. Derelerden balık tutarken hep aklıma rahmetli Maksut gelir. Kaşgar Dağları'nda bir gün balığa gitmiştik. Kırmızı benekli alabalık avına. İkimize de birer tane kendisi yakalamıştı. Hadi bu ikimize yeter, gidelim demişti. Neden bir tane daha yakalamadığımızı sorduğunda ise bana kalbimden vuran bir cevap vermişti. Serdarım, ben bu balığa çok saygı duyuyorum. Kışın o sert günlerinde vahşi derelerin üzerine çığlar, önüne koca koca ağaçları gümbürdeterek indirdiğinde sesin şiddetinden yatağımdan fırladığımı hatırlarım. Ama o balık var ya, işte o balık. Orada o koşullarda hayatta kalmayı başarır demişti. Balık benim dişimin kovuğuna bile yetmez. Bunu göndereceğim, daha büyük yakalamaya çalışacağım. Bunu tekrar suya gönderiyorum. Bu sefer ağır bir şey geldi. İğne bayağı güzel çalıştı. Bakalım hangi taraftan? Sıkışmış bayağı.
Ateş benim için doğada her şey demek. Isınabilirsiniz, ıslanmış giysilerinizi kurutabilirsiniz. Şu anda benim yaptığım gibi yiyeceklerinizi pişirmekten daha birçok şekilde faydalanabilirsiniz. Balığı ateşin direkt üzerine koymadan, elimi ateşte yanmadan 7-8 saniye tutabildiğim bir mesafede pişiriyorum. Bu etin kurumadan daha lezzetli olmasını sağlıyor. Şu an çok sıcak ama yine de tulumun içerisine gireceğim. Ateşim uzun süre yansın diye kalın olan odunları yerleştirdim ve uzunca olanlarını koydum ki ayağımdan başıma kadar her yerim sıcak olsun diye. Başımın altına da uyku tulumun kılıfının içerisine üst katman giysimi koydum. O yastık görevi görecek. Bugün uzun bir yürüyüş vardı ama gerçekten süper manzaralar gördüm. Yediğim balık çok lezzetliydi. Şu an acayip uykum var, biraz dinleneceğim. Sabah tekrar yürüyeceğim. Burası gönlüme dokundu. Bu gece burada biraz daha kalmak, yürümek, kuşları seyretmek istedim. Ayaklarım sürterek ayrıldım diyebilirim. Aklıma Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ağabeyine yazdığı bir mektup geldi. İstemeyerek gittiği İskilip'te kaldığı sürede insanına ve doğal yaşama hayran kalarak yazdığı mektubunda "Abicim, İskilip'ten sanki bir sevgiliden kaçar gibi ayrıldım" dediği gibi ben de benzer duygularla ayrılıyorum şimdi buradan. Asıl ismi Durmuş amca olan Kayış Dede ile beni gerçekten yaptığı işi hak ederek yapan Kaymakam Alper Bey tanıştırmıştı. Tunceli Pülümür'de kaymakamlık, Ardahan ve Ağrı'da vali yardımcılığı, Hakkari Çukurca'da askerlik yaparak devlete hizmet etmiş. Alper Balcı halkla iç içe olan örnek bir devlet adamı bence. Onu da benle muhterem babam tanıştırmıştı. Kayış Dede'nin evinde güreş pozuyla çerçeveli bir fotoğraf görmüştüm. Hikayesi çok etkileyici. Bir astsubay 1963 senesinde kendisinden tam 37 kilogram ağır olan 115 kilogramlık dev Amerikalıyı 2 saat 40 dakika süren güreş sonrasında dize getirdiği anda çektiği fotoğrafını çerçeveletip 2004 senesinde dağdaki evinde bularak hediye etmiş ona. O yıllardan tek bir fotoğrafı var ve hikayesi de böyle. Yaşadıkları ise gönlünde uyuyor. Konuşunca sanki o anları yaşıyor gibi Kayış Dede. Tüyleri diken diken olarak anlatıyor bize yaşadıklarını. Bayağı uzun bir yoldan geliyorum. Sırf senin için rotayı değiştirdim, sağ buraya geldim. Sonra akşam da Alper'e sözüm var, Alper Bey'e. Nevruz'a. Büyük ekibi topluyor yine Nevruz Tepesi'nin altında. İnşallah. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam... Bolu ili, Seben ilçesi, Alpağut köyünde Nevruz Tepemiz var. Ve Türkiye'de Nevruz isimli tek tepe. Ve kaç yıldır yapılıyor aşağı yukarı? 150 yıldır Nevruz geleneği, Türk'ün töresi, Nevruz ateşi Seben ilçesinde yanıyor. Ya şu hikayeyi bir daha anlatırsan ne olur? Sen biliyorsun değil mi? Bilmez miyim o hikayeyi? Bir daha anlatırsan bir heyecanlandırır mısın bizi yine? O günlere götürür müsün böyle? Ya şimdi ben 7 yaşımda başladım bu sanatı, bu güreşe. Merakım, dayımdan kalma bana böyle bu. Fakat askere gittik. Bullarda güreştik. Bullan baş pehlivanıydım ben. Yağlı güreşti, baş pehlivanıydım. Sonra askere gittim. Askerde ordular arası güreş yapıldı. Ondan sonra, dünya şampiyonası oluyor değil mi? Hayır, hatta ilkin ordular İlk. Arası Aha. Türkiye'nin. Bizi de Amerikalılar teptiş ederdi. Füze taburun dedim ben. Şimdi Amerikalılar biz burada güreşe bakan demişler ki şu kadar bir şey bu ya demişler. Biz de güreşi kampa, bizi kampa gönderdiler. Onlar biz de kampta çalışıyor bizim bela onlar. Tamam. İzmir'de 25 gün kaldım kampta, çalıştım. Buradan İstanbul'a geldik. İstanbul'da işte müsabakalara girdik. Türkiye Amerikan ordular arası. Kaç senesi? 1963. Ha, şimdi 78 kiloydu ben hemen
Birinci oldum. Sizinki de 78 o zaman. Ha, 78'di. Şampiyon oldun yani. Birinci oldum. Kilomda birinci oldum. Fakat 115 kiloda bir tane zenci var. Pangras güreşçisiymiş. Bunlara vurduğu zaman elini burayı vurduğu zaman bunları kırarmış. Of. Bana dedi de varlığı alıyormuş, Revo'ya koyarmış. Revo derlerdi askeri arabası. Ula ben Amerika'ya göçecek değil ya dedim ya. Ben çıkacağım. ben çıkacağım demeye şey yok. İzin müsaade yok. Almadıktan sonra dediler. Genelkurmay'a kadar intikal etti. Genelkurmay demiş ki eğer imza verirse çıksın. Çünkü kendisi kesin ağır birisine çıkacaksın. Herhangi bir şey kabul etmiyor. O imza verirse yani ölüm kalım şeyi için. İmza verdik. Bir imza attık. Bir de nata attık altına. Bu ne olacak dediler bizim paşalar. Ben dedim birisi orduya birisi de kendimi için dedim. Ya ölürsem kabusam. Aşağıda birinci olduktan sonra bundan şeye giriştik. Müsabakaya giriştik. Fakat bu böyle bana bir vurmaya kızıştı mı elense tırfan. Ben oturuyorum bazen tepemden alıyor. Saatler oldu mesela ki dediler tercümanla konuştular. Artık bu iş mindere bakma. Pesede ne kadar görüşürsünüz değil mi? Ne kadar şey yapılsa bu serbest. Bundan müsabaka yaparken 2 saat olmuş. 2 saat 20-30 dakika oldu diyorlar. Ya bu yeter falan diyorlar oluyor ama dışarıdan yok. İlla ya pes edecek. Bir kişi. Ondan sonra galip çıkacak. Ha şimdi. Cingan dövüşüne başladım ben. Oraya geldik baktım. Ben bunu yengemeyeceğim dedim. Bir cingan güreşi yapayım bundan dedim. Dövüşü yapayım bundan. Cingan. Ya yengemezsem de berabere kalayım. Yani Türk bayrağını dalgalandırın. Amerikan bayrağının karşısında diye. O his var bende ama yorulma hiç yok. Yorulma diye bir şey yok. Biz bir 5 dakika otururuz hani sandalyeye gideriz. Bir görüştükten sonra. Bir 5-10 dakika çalıştıktan sonra ben şimdi buraya giderken ayeti kürsü aklıma geldi. Onu okudum. Şöyle döndüm baktım. Şu arkadaş gibi o Herkül gibi zenci şu arkadaş gibi böyle bir şey yapıyor hani. Otur mutur dediler. Ben oturmayacağım dedim. Niye? Ya yorulmadım. Daha otur çocuğum falan. Subayla paşala. Yok oturmayacağım dedim. Ben çok şeyim. Oturmadık. Bizim düdük çalındı. Dakika geldi hemen bir daha görüştük. Gene bu bize başladı şey atmaya. Elense tır şey atmaya. Biz uyanla bu yana bir çöktüm ben bunu. Ta aşağıdan inceden bir kilitledim kaldırdım yukarı. Kaldırdım. 115 kiloyu kaldırdım. Kaldırdım. Abi. Nasıl kaldırdım da bilmiyorum. Kaldırdım havaya şimdi. 2 saat 40 dakika sonradan bahsediyor. Kaldır kaldırmaz ben bu yana atacağım. Bu da bu tarafa beni uyan atacak diye bu tarafa öyle kırıldı. Taraf. Ben kendimi bu yana kırdım. Biz gittik. Benim kava onun gövdesinin altına geldi. Fakat bu bir ağdı. Düdük tırladı ama ikinci bir sefer mayadan benim elim kurtulmamış. İkinci sefer ben de kani göğe gelmiş ama bana dediler kim la ben sorayım. Kim oldu diyeyim. Yalnız düdüğü duyuyorum. Ya şaşa Türk ordusu ha çok yaşa diye. Beyin sarsıntısı geçirmişim. Kanıyor yüzüm böyle başın. Burada deri kalmamış. Tüy deri hiçbir şey kalmamış. Fakat beyin sarsıntısı geçirmişim. Beni hemen askeri şeye attılar. Doğru hastane. Durmuş amcanın yanından ayrıldım ama aklım hala orada. Daha doğrusu aklımı kurcalayan bir şey var, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şu anki ruh halim onu size anlatmak istiyor. Askere giderken 2 tane ineklerinin olduğunu söyledi bana. Ve askerlik yol parasını çıkartabilmek için o ineklerinden bir tanesini satıyor. Asker ocağına ulaşıyor ve o güreşteki o başarısı beni inanılmaz yerlere götürdü. O hikayeyi kendi içinde kurgulamaya çalışıyorum. Müthiş bir şey. Amerikalı soruyor orada tercüman aracılığı ile. Ne yersiniz, ne içersiniz bir sorun bakalım diyor. Neymiş, ne içmiş Durmuş dededen için. O da diyor ki ben tarhana çorbası, bulgur ve kuru soğan. Bana enteresan, inanılmaz geliyor. Bu Anadolu'nun toprağının gücü, bu Anadolu'da yaşayan insanın manevi gücü ve toprağın gücüyle birleşmişliğin ifadesi aslında. Bunu güzel bir şekilde araştırıp anlamak lazım.
Bir insan şehirden uzaklaşabilir. Buna kaçmak da denebilir. Ama ben başka bir şeyin içine bulaşmak diyorum. Hem de gerçek yaşamda var olan daha büyük topluluğun içine katılmak diyorum ya. Yalnızca insanların değil, hayatta olmanın büyük serüvenini varoluştan beri birlikte paylaştığımız bütün varlıkların topluluğuna katılmak diyorum.